Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsızlık tanılar ekranımız olsun. Germaniya Xitay baş elçisini ministerliğe ciddi çağırdı. Germaniya Xitay'nın Germaniya'da duruşluk baş elçisini ministerliğe ciddi çağırdı. Xitay'nın Germaniya hükümet organlarına kılgan tor hücumuna narazılık bildirdi. Amerika vazının bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Germaniyaning bir amaldori 31 iyuldagi bayonotida Germaniya hukumatining 2021 yili federativ yer o'lchash va sezish idorasiga qaratilgan tor hujumini tekshirish orqali Xitoy davlat xodimlari tor hujumiga mas'ul bo'lishi kerak deb bekitganligini aytgan. Germaniya hukumati bu ish uchun Xitoyning Berlinda turishliq bosh elchisini ministerlikka chaqirib e'tiroz bildirgan bo'lib, bu Germaniyaning necha 10 yildan buyon tunji qatim Xitoy bosh elchisini chaqirtishi ekan. Germaniya tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Sebastian Fischer Germaniya hukumatining yer o'lchash va sezish idorasiga qaratilgan tor hujumining kelish manbasi haqida istixborot organlarining ishonchli fikrlari bor degan. Bildirilishicha Germaniya 2021 yili Germaniya federativ yer o'lchash va sezish idorasiga qilingan tor hujumi sababidan 31 iyul Xitoy bosh elchisini ministerlikka chaqirtgan. Germaniya tashqi ishlar bayonotchisi Fischer bu vaqtda to'xtalib, Xitoy rejimining boshqurishidagi hakkerlarning josusluk maqsadida mazkur idoraga tor hujumi qilib kirganligini, Germaniya Xitoyning bu tor hujumini qattiq ayiblaydiganligini, Xitoyni bu xil tor hujumlarining qayta yuz berishidan saqlanishga va qayta yuz berishning oldini olishga chaqirganligini ta'kidlagan. Bu vaqtda Xitoy taraf Germaniyaga hech qanday inkos bildirmagan. Xitoy hakkerlari yillardan beri boshqa davlatlarga tor hujumi qo'zg'ash bilan ko'p qatim ayiblangan bo'lsa-mu, bu qatim qadar Germaniya hukumatining tor hujumini sodir qilguvchilarning aniq isboti borligini o'tirg'i qo'yib, vaqa sodir qilguvchi davlatning bosh elchisini chaqirtib norozilik bildirish ahvoli nihoyatda oz uchraydi ekan. Chet el parlament a'zolari ittifoqi Tayvan vaziyatini muzokara qildi. 24 davlatdan kelgan 49 parlament a'zosi Tayvanda jam bo'lib, Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi keskinlashayotgan munosabatni muzokara qildi. Hamda yushirin to'qinishning xalqaro jamiyatga bo'lgan iqtisodiy ta'sirini baholadi. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, 30 iyul boshlangan 2 kunlik uchrashish Xitoyga qarshi davlat halqigan parlament ittifoqi tomonidan uyushtirilgan bo'lib, bu ittifoq 35 davlatdan kelgan yuzligan qonun chiqaruvchilarni o'z ichiga oladi ekan. Bu qatimqi yig'in uchun Tayvanga tarixdagi eng cho'ng chet el parlament vakillari o'miki to'plangan. Tayvan prezidenti Lai Ching'da seyshanbi so'zlagan nutqida Xitoyning har qanday davlatga qilgan tahdidining amaliyotda dunyoga qilgan tahdidi ekanligini ta'kidlagan. U yana yig'inga qatnashgan qonun chiqaruvchilarga Tayvan demokratik sheriklari bilan birlikda demokratik qalqon davlatlarining qo'llashiga erishish uchun qo'lidan kelishcha tirishchilik ko'rsatdi. Shu orqali ularni mustabid kengaymichilikning tahdididan qo'g'daydi degan. Bu qatimqi kam uchraydigan yig'in dunyoning har qaysi joylaridan nurg'un qonun chiqaruvchilarni Tayvanga jam qilgan. Bu Amerikaning sobiq avom palatasining raisi Nancy Pelosining 2 yil burunqi avgust ayida Tayvanga qilgan ziyoratidan keyin chet el siyosiy yo'llari ziyoratining texamo ko'payganligining bir dalili ekan. Xitoy navbatda boshqa davlatlarning Tayvan bilan bo'lgan har qanday xalqaroliq aloqada bo'lishiga qarshi chiqayotgan bo'lib, Tayvanni Xitoy zaminining bir qismi deb da'vo qilib kelmoqda. Va Xitoyning besimi sabablik Tayvan bilan rasmiy munosabat o'rnatgan davlatlarning soni azaymoqda. Navbatda Tayvanning 12 davlat bilan diplomatik munosabati bor ekan. Hindiston bilan Xitoyning chegaradagi jiddiyligi pasaymadi. Hindiston bilan Xitoyning iqtisodiy va savdo munosabati kuchayotgan bo'lsa-mu, ammo chegara jiddiyligi yanada pasaymagan. Amerika vazining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat davomlashayotgan bo'lib, necha 10 ming askarning talash-tortish bo'layotgan Himalaya chegarasida tirkashganiga 5 yil bo'lgan. Ikki tarafning munosabatni muqimlashtirish chaqiriqqa qaramay, o'rtasidagi harbiy ziddiyatning pasayganligining alomatlari ko'rilmagan. Shundoqdimi ikki taraf o'rtasidagi savdo miqdori zo'r darajada oshgan. Mutaxassislar bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning Himalaya tig'i atrofidagi ul aslaha qurilishini kuchaytirib, tahdid iqtidorini kuchaytirganligini, yo'l, ko'prik va boshqa harbiy ishlar bilan munosabatli qurilishlarni yasayotganligini, Hindistonning bo'lsa Xitoyning bu harakatidan andisha qilayotganligini bildirgan.
2020 yılı 6. ayda Hindistan bilen Xitay askerleri otursuzu tokunuş yüz bergen bulup, Asiyadaki bu işki rakibinin münasibeti katıq naçarlaşkan. İğir tüptiki zemberek ve küreşçi ayruplarlarının yardımı da her taraf tahminen 50 min askerini Himalaya tığıdaki muşim noktalarına uğrullaştırgan. Hindistan Taşkışlan Ministeri Jay Shankar, Düşenbe günü Tokyo'da ötküzülgen Töt taraflık bexaterlik söhbet yığını münasibeti bilen ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığını da eni kılıp etkanda bizden Xitay bilen bolgan münasibetimiz yaxşı emas degen. Jay Shankar'nın bu sözü aldınqı hepti Laos'ta ötküzülgen Şarkı Cenubi Asiya Elleri İhtibakı başlıkları yığını harpısı da Xitay Taşkışlan Ministeri Wang Yi bilen söhbetleşip bir neçükün kiyin oturuğu koyulgan bulup söhbette iki taraf münasibetini normallaştırışının lazımlıqı təkidlengen idi. Wang Yi söhbetinkin bayanat elan kılıp Hindistan-Xitay münasibetini doğru yolu kaydırış her iki devletin menfaatine uygun degen idi. Ama tahlilçilerin körüsüce nöbetli çigra vaziyetinde normallaştırış alametleri yok bulup, her iki tarafının askerleri 2020 yılından 2022 yılgıcı bolgan aralıkta bir neçe tokunuş rayonundan çekinip çıkan bolsumu iki taraf münasibeti ilgirikidek normallaşmagan. 4 yıl ilgiri tokunuş yüz bergenden buyan iki tarafının harbi komandalları talaş tartışını hal kılış üçün 21 katım söhbetleşken. Ama vaziyette hiç kandak ilgirleş bolmagan. Avrupa İslam Kengişi Patva Komiteti Reisi Teşkilatlar Birliği'ni ziyaret kıldı. Avrupa İslam Kengişi Patva Komitesi'nin reisi Dr. Haysem El-Haddadi 30. iyul Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ni ziyaret kıldı. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan Qatarlıq teşkilat rehberleri Mihmanlı Teşkilatlar Birliği şıxanısı kütüb aldı. Söhbetkar yanında Dr. Haysem El-Haddadi'ye Şarkı Türkistan'ın növetiki umumi vaziyeti, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da sistemelik icra kılıp atkan irki kırgıncılık cinayeti, cümleden İslam ve Müslümanlarga karşı terörlük siyasetleri tunuşturuldu. Ahırda Şarkı Türkistan müstakillik meselesinin stratejilik baskışları ve bu yönülüşte Avrupa ve Otur Şarkı'da orta hizmetlerine kılış meseleleri hakkında pikir almıştırıldı. Blinken, Amerika'nın suikast bilen alakası yokluğunu bildirdi. Amerika Taşkışlar Ministeri Antony Blinken, Hamas siyasi bürosunun azası İsmail Haniyeye kılınan suikastın baldur haber tapmağanlıklarını ve Amerika'nın bu vaka bilen hiç kandak münasibetinin yokluğunu bildirdi. Antony Blinken, Singapur ziyareti cereyanı da Asia News Channel kanalının ziyaretini kabul kıldı. O, Haniye suikasti Gazze vaziyetine kandak tesir görüstüdü degen sualga, bu biz bilmeydigan ve bizge münasibetsiz bir ehval. Bu sebepten perez kılıç nihayeti tez. Uzun yıllardan buyan bir vakanın başka vakayı görüstüdüğün tesirini perez kılmasını öğrendim, deyip cevap verdi. Rusya, Ukrayna'nın söhbet doğrusudaki bayanatlarda konkret bir nersi yok, dedi. Rusya Prezidentlik Mahkemesi bayanatçısı Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna bilen söhbet ötküzüşkü uçuk işgallikini, ama Ukrayna hükümetinin bayanatlarda konkret bir nersi yokluğunu etti. Bayanatçı Dmitri Peskov, Ukrayna Prezidentlik Mahkemesi Şihanısı Meslahatçısı Mikhail Podolyak'nın Ukrayna'nın Rusya bilen söhbet ötküzüşke tayar işgallikki toğrusudaki bayanatı hakkıda toxtulup, biz Ukrayna'dan okşamağın seviyelerde bayanatlarını anladık. Lekin bu cahette bir mu tefsili bayanat anlap bakmadık, dedi. O söhbet ötküzüş meselesinin pat-pat otturgu koyuluvatkallıqını, ama konkret bir nersi deyilmegallikini bildirip, Rusya taraf söhbet masapısıgı devamlıq uçuq, dedi. Ukrayna Prezidentlik Mahkemesi İşxanası Meslahatçısı Podolyak, Ukrayna'nın Rusya bilen söhbet ötküzüşke tayar işgallikini, lekin bunun xalqara kanunlarını asas kılgan şartlarga qarata ötküzülüşe kerekligini eskertgen idi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı körüşkice, aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.